Ne oldu Sevde? Şimdi benim sıram. Çok heyecanlıyım. Koşucular yerlerine. Engelli koşu finali birazdan başlıyor. Sence nasıl bir yarış izleyeceğiz Neşe? Heyecanlı bir yarış olacak kesin. Sinem zorlu bir rakip. Hatırlarsanız çeyrek final koşusunu birincilikle bitirmişti. Ancak Sevde de son derece azimli. Yarı finalde son anda Sinem'i geçip birinci olduğunu unutmamak gerek. Evet. Kısacası bu yarışta her şey mümkün. İkisi de güzel bir çıkışla yarışa başlıyor. İlk engeli aştılar. Mücadele kıyasıya devam ediyor. Artık son metreler. Engelleri bir bir aşıyorlar. Ve Sinem yarışı kazanıyor. Sinem önce bitirdi ve şampiyonluğu söküp aldı. Odaklanamadım. Fazla heyecanlıydım. Ben kaybetmeyeceğim de kim kaybedecek? Heyecanlı olmak her zaman kaybettirmez ki. Mesela ben eskiden çok hareketli bir çocuktum. Neredeyse her gün vazo kırardım. Tabii yanlışlıkla. Babam da hem enerjimi atayım hem de kontrollü olayım diye beni tekvandoya yazdırdı. Bir ay boyunca eğitim aldıktan sonra ilk maça çıkacağım gün geldi. O kadar heyecanlıydım ki gece boyu uyuyamadım. Salona gittiğimde karşımda benden daha uzun, daha yapılı bir kız vardı. Ben kızı görünce daha çok heyecanlandım. Ve heyecanlı olduğum için daha hareketli, daha çevik oldum. Maçı kazandım. Önemli olan heyecanını kontrol edebilmek. Sanırım haklısın.